Evet, herkese merhaba tekrar. Agile Space'ten bildiriyoruz. Bugün Agile koçlarla ilgili bir dedikodu yapalım dedik. Uzun zamandır Deniz'le kendi aramızda yapıyorduk hep dedikoduyu. İşte şu var, isim de vererek yaptığımız dedikodular vardı. Bunları bir genelleyelim istedik. Yani neden insanların yüzüne karşı dedikodu yapmayalım dedik. Dolayısıyla locker room, soyunma odası şeklinde. Hani girdik buraya, zaten herkesi almıyoruz şu anda. Alamıyoruz da çünkü biraz önce bir Zoom bomber istilasına uğradık. Gelip burada ahlakımızı bozabilecek terbiyesizce müzikler koymaya, açmaya, videolar açmaya çalıştılar. Onları engellemek için paniğe kapıldık. Elim ayağım titriyor. Hayret bir şey ya. Geldim ben. Neyse. De tekrar burada. Ben hoş, kapıdayım. Hoş geldin Tolga. Tolga'yı şu anda bodyguard kapıya koyduk. Tolga'yı kapıya diktik vallahi. Şöyle duruyor lan. Öyle. Bodyguard. Bütçe ismi olmayanları kabul etmeyerek olayı yönetiyor. Aynen, şu anda tek şeyimiz o. Güvenlik şeyimiz, bariyerimiz o. Türkçe değilse isim kabul etmiyoruz. Böyle international bir agile space. Yani uzay ama Türk uzayı. Türk bayrağı. Neyse. İşte öyle ya. Deniz bizimle birlikte. Deniz Özcan. Merhaba. Alkışlıyoruz. Evet. Evet Deniz. Biraz bize kendinden bahseder misin? Konuğumuz gibisin ya şu an. Bahsetmesen de olur. Ben seni anlatayım. Deniz Özcan. Gördüğümüz gibi yani dedikodusunu yüzüne yapayım. Deniz, evet, bize kendinden bahseder misin biraz? Deniz Özcan. İş Bankası'nda Agile koçluk yapıyorum. İşte 7 yıldır falan bu Agile ile ilgili çalışmaların içerisindeyim. Öyle. Bu kadar mı? Bu kadar. Güzel. Ben burada herkes Agile koç, herkese söz verelim mi? Programı böylece yemiş oluruz. Herkes bir kendini tanıtsın diye. Okey Deniz, harika bir yazı yazmıştın. Bundan yaklaşık 8 sene önce. Ne kadar oldu o yazıyı yazılan? 4 ay oldu. Uzun zaman oldu değil mi? Evet, 3-4 ay oldu. Daha uzun geliyor bana ya. 3-4 ay mı oldu? Tam net hatırlamıyorum ama Aralık falan da. Abi ona bir bakabilir miyiz? Aralık'tı ya. Tamam. Yani evet, yazı yazmıştın. Yazıda Agile koçları eleştiriyordun. Benim de hep içimden eleştirdiğim şeydi. Bazen arkadaş çevrelerinde arkadaşlara kişi ismi söyleyerek dedikodu yaptığım şeylerdi. Kimi zaman yanlışlıkla yüzüne insanların dedikodu yaptığım konular vardı. Onlara, duygulara tercüman olmuştum gerçekten. Ya hakikaten şey ama, bazen kendimizi dışarıdan göremiyoruz. Yani hepimiz Agile koçlar olarak dönüşüm yaparken bize de feedback verilmesi lazım hakikaten. Buna ihtiyacımız var. Göremiyoruz. İşte bazen 10 tane takımı bir arada götürmeye çalışan Agile koç görüyorsun. Kimi zaman bir anda tepeden inme, hadi sen Agile koç oldun, coaching yap denen Agile koçlar görüyorsun. İşte kimi zaman feedback vermeyi öğreten, almasını bilmeyen var. Tam tersi var. Kimi zaman işte çeşitli profiller var. Yani takıma eventten evente gidenler var. Bunları bir toparlamış olacağız aslında. Biraz hani eğlenceli de bir sohbet olur diye umuyoruz. İnsanlar kendilerini unmute edemiyorlar sanıyor Tolga hala, ama edebiliyorlar aslında. Dolayısıyla Tolga'ya da sürpriz yapar. Edemiyorlar gördüğün gibi. Evet. Dolayısıyla Duygu Balcı bizi hackledi şu anda. Yo, şu anda bir daha yap bakayım Duygu. Ya yapamayacaksın işte. Yapamadım mı? Ya tamam. Gördün mü? Bak, bence işte böyle. ortam şu an güvenli Tolga, istersen edebilsinler ya. 26 kişiyiz altı üstü yani. Dördü benim yani yine. İstersen şey yapalım. Edebiliyor olsun. Olur mu? Ne diyorsun? Okeydi. Şu an herkes tamam. Unmute edebiliyor kendini. Tamam. Ben bodyguard olarak tutuyorum kapıyı. Süper, harika. Tekme tokat dalıyorsun böyle. Evet, o zaman yazıyla başlayalım mı Deniz? Olur abi. Neler var? Ya şöyle, yazının aslında hani çıkışında da şey vardı. Biz bir etkinliğimiz için böyle PO'ları yapmıştık ilk önce. Product Owner'larda nasıl antipatenler olabiliyor diye.
birazcık da böyle dalga geçer bir içeriği vardı, eğlenceli içeriği vardı. Onun üzerine konuşurken şey demişti. Yani acaba bizi birileri yapsa nasıl olurdu? Aynen. Falan diye biraz oradan çıkmıştı. İşte illa içinde biraz esprisi olsun diye. Aslında bizde Ali'nin güzel bir lafı var. Hani tam bir iyi bir ecel koç hani kimse olamayabilir. Çünkü beklenti onlardan çok yüksek. Yani onu da yapabilmeli, bunu da yapabilmeli. Doğal olarak kimse tam değil. Yani herkeste bir eksiklik oluyor. Herkeste olan daha common şeyleri belirlemeye çalıştıydık. Senin için kendimden... şey de var bu arada. Ben normalde ecel koç dedikodusu yaparken hep gömüyorum. Sen de iyi tarafını da yazmışsın bir de. O da. Tamam işte yani kimse tam değil oradan çıkaran. Oradan çık. Harika ya. Harika bir şey var. Ya ben mesela kendimden başlamıştım. Yunan radyosu. Ha Yunan. Güzel. Hayır, ben senden kendim hangisi? Başlasam... Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bir feedback alma ihtimali hissettim Ahmet'ten. Şey mi dedi? Diğer... Bana ha dedi. Diğer koçlarla ilgili yazı yazan ecel koç diye bir şeyin var mı? Ayrı bir karakter. Var, o da var. Kitap yazan ecel koç var. Kitap mi? Yazan ecel koç. Oo. Kitap yazdığını sananlar. Ay, o benim işte. Sağdan soldan toplayıp. Aynen çalıntı fulleme. Çalıntı full, intihal dolu ecel koç. Yunan radyosu dedin. Bana gelir Yunan sonra radyosu. Beni gömeriz. Tamam peki sana sonra gelir. Yunan radyosu çok konuşan. Böyle kesintisiz. Yunan radyoları vardır ya böyle hiç durmazlar. Talisko Malaka Helene falan diye başlar böyle gider. Bir de hep şeyden AM frekansında. Bir de baskındır yani. Diğer mesela Türk kanalı açamazsın o zaman. Açamaz. Yok, açamazsın. Yok. Onlar hep böyle o konuşur yani. Aynen. Hızlı konuşuyor bir de. Radyocu ya. Durmadan hızlı konuşuyor. Doğru. Bu koç ne yapıyor? Çok konuşuyor. Çok konuşuyor. Hani iyi tarafı çok konuşurken çok anlatıyor. Özellikle başlangıç seviyesinde bilgi aktarma. Çünkü insanların anlama şeyleri de farklı yani. Farklı örnekler verdiğinde onlar anlaşılabiliyor. Farklı kişiler tarafından getirdiği örnekler anlaşılıyor ama susmadığı için de başkasına yer kalmıyor. Aynen. Sıkılabiliyor insanlar. Güzel şey olmuş. Evet sıkılıyorsun Yunan radyosu dinlerken. Ve bir de yani bir süre sonra şey de olabiliyor ya. Tekrara da girebiliyor Yunan radyosu. Bilmiyorum sen girmiyor olabilirsin de. Bazen... Yok ben girmiyorum da. Tam mümkün değil zaten. Yani bazı bizim bir arkadaş var mesela o giriyor. O yani tekrara giriyor dedim. Aynı konuyla ilgili 5 tane falan örnek veriyor tamam mı? Artık böyle yeter ya. İkinci de anlamışsın. 3 örnek daha dinliyorsun falan bununla ilgili. O da isim ver. Takımlar için sıkıcı olabiliyor. İsimler dediler. Çok... Tam benim işle abi arama başta. Sen değil ya. Sen o kadar sen örnek veremiyorsun. Yok ben de çok verdim ha. Ben de uzun. Aynen. Çok örnek verenler var ya. Mesela şu oluyor. Örneğin bu. Misal falan diye devam ediyor böyle. Bütün örnek şeylerini, prefikslerini koyarak devam ettiriyor örneğin. Yunan radyosu bu diyorsun. Başka ne vardı? Monty vardı. Monty Ecel Koç. Bu utangaç ayı Monty diye bir karakter vardı. Bizim çocuğun okuma kitaplarında. Utangaç ayı olanlar var. Onlarda da şey böyle... Ayı yok özellikle... ama utangaç bir atı gösterebilirim burada. Utangaç bir at. Senin evet. Kaç tane şey var şu an yanında? Değişik. Ya benim araçlar. En sevdiğim şu var. Bu. Zürafa. Var çeşitli hayvanlar. Bugün hayvanlarla hazır bekliyoruz. Zoom bomberları. Bomberları neyse. Evet. Monty vardı işte. Utangaç. Özellikle yeni başlayan ecel koçlar. Öyle oluyor. Böyle daha eski, daha tecrübeli bir ecel koçun yanında fikrini belirtmemek veya ne bileyim yaptığı bir şeyi başkalarına şimdi bir şey derler. Aman böyle algılarlar falan diye düşünerek paylaşımı biraz kısan. Hepimizde biraz bir montilik var belki. Hepimizde yok mu biraz da değil mi içimizde? Aynen. İçimizdeki monti şeye çıkardım.
bir yere çıkardı. Ya işte onun da mesela avantajı ne? Kendini zaten geride tuttuğu için başkalarının öne çıkmasına zaten yer açıyor. Yani onları hatta belki kendi yaptığını bile başkasının kullanmasına daha rahat izin veriyor falan. Ha. Biraz aslında hani onlar iyi tarafları. Sorumluluk, destekleme falan. Ama hani paylaşım bu işin özünde var. Herkesin yaptıklarını paylaşması lazım. Birilerine öğretmesi lazım. Yani paylaşmazsan, aynen, utangaçlık yüzünden içinde tutarsan olmaz. Kalite düşüyor, olmuyor yani. Neden utanıyor peki? Biraz aslında karakterle alakalı bir şey sanırım. Yani ne derler? Şimdi hani kendine olan güvensizlik de biraz olabilir. Bir peki, şey yaptım ama tam yapabildim mi? Hmm. Yani o zaman Ecel Koç yani birazcık karaktere gitmiş olmuyor muyuz? Yani Ecel Koç'un karakterinde aradığımız bir takım özellikler mi vardı? Monty Tam. Evet, bence evet. Birazcık böyle hani çevreye de güven açılacaksan sen önce kendine güven bulman lazım. Yani. Aynen. O biraz cesaret gerekiyor. Hani İslam değerlerinde de cesaret var ya. Aynen. Aynen. Tam kastedilenler bunlar mıdır bilmiyorum ama o cesarete ihtiyaç var. Kendini de gerektiğinde ortaya atabilmen gerekiyor. Ya gereksiz yere ortaya atma değil ama gerektiğinde kendini ön plana çıkarmak hakikaten önemli. Tabii gerekliliği konusu çok ayrı bir tabii konu. Evet, birazcık onu fazla nasıl çekinik diyeyim, belirlemek de, o sınırı belirlemek de zordur ama ben hep şey diye düşünüyorum yani sınırı belirleyemediğin, böyle kendine burada atılmak mı lazım, geri mi durmak lazım dediğinde bence atılmayı tercih etmek lazım. Hani futbolda yeni kurallarda offside mı değil mi çok belli iyi değilse aynen devam ettir diyor aynen ya. Devam ettirmek aynen lazım. Cesur bir tavır gerekiyor yani ilk başta. Dene. Ya baktın çok sekiyorsun. Farklı bir şey. Yani denemeyi bırakma. Farklı bir şey. Sadece çekinik kalmak gerçekten şey değil. Evet. İşe yaramayacak. Yani bence yani birçok şeyde kötü de Ecel Koç'ta daha da bir kötü oluyor. Yani. Aynen. Çünkü onun o ateşi yakan kişi olması gerekiyor. Aynen. Harika. O yüzden o en şeyi. Zaten yani liderde aradığın, ya en azından bir dönüşüme liderlik ediyorsan, takımın dönüşümü olabilir bu, organizasyonel dönüşüm hiç fark etmez. Mutlaka bir cesaret kıvılcımının olması gerekiyor. Çok çekinik bir kişinin Ecel Koçluk'ta ya başarılı olur. Büyük bir organizasyonda olur bence. Bunların hepsi süper kahraman gibi de geliyor bana bir taraftan. Yani hani şey diyoruz ya dönüşümlerde, build on strength diye söylüyoruz. Böyle güçlü taraflarına odaklan. Herkes güçlü tarafına odaklanırsa takım olarak zaten çok güçlü bir parçalarından çok daha büyük bir etki yaratabilecek bir şeye dönüşüyorsun. Sisteme dönüşüyorsun. Yani o sağlanabilir tabii ki de ama birey olarak baktığında gerçekten çok çekinikse orada zorlanabilir gibi geliyor bana da. Endemik. Endemik. Evet. Endemik yani yaşam alanı belirli bir bölgeye sınırlanmış bitki, canlılara falan deniyor. Endemik evet diye. Endemik Ecel Koç'ta böyle sadece o belli yerde kalan. Yani işte endemik sadece kelime şey değil mi? Pandemik, pandemi yaygın. Yaygın. Endemik de belli galiba bir bölgede kalan. Mesela bitkiler aynen için falan, işte hayvanlar için sadece, işte Galapagos'ta sadece yaşayan aynen hayvan endemik oluyor. Biz Ecel pardon. Buyur abi. Yok abi ben yani lütfen. Bunlar ne? Bunlar da işte bu Ecel Koçlar'da genelde takımıyla kalan, böyle toplu çalışmalara gelmeyen. Şu an sessizliğin farkında mısın? Hani millet sanki çıkışta bizi dövecek. Yok ben hiç çevremde görmedim. Durum. Öyle söyleyeyim, onu baştan söyleyeyim. Ben daha dayak yemedim abi. Endemik çeşit spesifik ortam. Mesela biraz daha bir şey yapsak. Somut. Somut yani mesela takımıyla çalışır. Takımıyla bayağı yakındır. Fokus olur yani takımlarına. Aha. Ama mesela şirket geneli bir organizasyon veya hani şeyi değiştirme sistem üzerinde oralarda pek yoktur. Zaten yeterince adam var orada. Bana gerek yok. Der hani veya başka şeylerle ilgilenmek. Bu ne bileyim böyle
hani dışı açık aktiviteler gibi buralarda falan pek görünmez. Görünmez. Sorumluluk almaz falan. Aynen. O tip bir şey. Genelde nasıl diyeyim, işbirliği, kolaborasyon, bu tip şeylere uzak duran. İsim verebilir misin? Duygu Balcı. Oo, Duygu'ya söz hakkı doğdu. İtiraz ediyorum. İtiraz ediyorum. Objection. Peki, Pikachu. Pikachu'muz var. Pikachu'muz var. Monty'nin tersi. Her şeye atlayan. Ha. Hadi yapalım, hadi edelim. Hadi. Saldırıyor. Evet. Ha, bir hadi. Fikir mesela söylersin. Aa, hemen yapalım falan böyle. Çok iyi. Ya da kendisi sürekli fikir mi söylüyor? Evet. O da olabilir. Kendisi fikir. Yani iyi tarafı hani Monty'de hani saydığın şeyle bunda yok. Zaten böyle harekete geçiriyor insanları falan. Kendi de yapıyor. İyi, güzel. Bunlar çok iyi de yani bunda da şey olabilecek kısım, çok fazla atıldığı için bir başkalarını geri tutabilir. Bir de bu acelecilik sebebiyle hani kalite düşebilir yapılmak istenen işlerde. Biraz daha böyle disk envanterinde mavi renk vardır ya, düşünmeyi seven bu tip arkadaşları rahatsız edebilir. Yani yeterince bunu tartışmadan hemen harekete geçtik falan diye. Aynen, aynen. Kendimi Pikachu sayıyorum şu anda. Pikachu bir de şey mi? Hani Pikachu, atıl Pikachu gibi ya biraz da. Evet, evet. Ya buna da böyle ver gazı hop ama tak diye. Girsin, şey yapsın. Anladım. Takımlar evet. Falan da kullanabilir onu yani. Böyle tetikleyip kendi yapmaları gereken mesela itirazlar, yönetime atarlanmaları falan. Kendini kullandırıyor pozisyonda Pikachu kalabilirsin yani. Buna benziyor diyebilir miyiz biraz? Diyemeyiz. Neden? Bu neye benziyor? Pikachu Golden Retriever'a benziyor. Ne yapmaya çalışıyorsun? Neden? Pikachu gösterdim. İyi özelliğin söyledin mi Pikachu'nun? Tabi harekete geçiyor yani. Harekete geçmek lazım yani. Aynen. Hatta geçmeyenleri de geçirebilir. Böyle kalite kaygısıyla gecikmiş mükemmellik şeyini sonlandırıyor. Sonlandır. Yani. Aynen. Peki başka ne vardı? 21 sayfa var. 21 sayfa. Tamam. Ben bu arada bir Slido'yu da hatırlattım arkadaşlar. AGLC koduyla Slido.com'dan sizler de soru, görüş, önerilerinizi yazabilirsiniz. Aynen. Çeşitli koç tipleri, ecel koç tipleri, sizce neler ya da siz nerede görüyorsunuz? Her türlü yorum açız. Aynen. Öyle bakacağız onlara da. 21 sırada ne vardı? 21 sayfa var. Ben, benim yazıda o var yani. 21 sayfa. 21 sayfayla kastım şeydi. Böyle 21 sayfa ya şey, Türkçe versiyonu Scrum Guide. Sadece evet. Bunu okuyun. Buradan yürüyen, her şeyi bununla anlatan, hani diğer ne bileyim, diğer pratikler ne oldu, farklı fikirler var mı, farklı bir şeyleri okumayan, blogları falan takip etmeyen falan, bunları kastetmiştim. Ya bunun iyi tarafı ne? Bunun iyi tarafı hani çok da bir şey bulamamıştım açıkçası. Hani mesela başlangıçta bir başlangıç, mesela bir şirketin var. En azından gayde okumuştu. En azından gayde okumuş. Yani hani birikimini falan beklemeye gerek yok. Bir şeyler bunlarla başlanır ama hani ilerlemek çok zor. Hı. Özellikle adına ecel koç demek olmaz o zaman. Yani bilmeyen birisi kime koçluk, kime mentorluk yapacak, kime koçluk yapacak. Aynen. İlk emir de okuydu buna. Yani okuyacağım abi. Yani. Ya ama işte bu da mesela bence şey. Yani okuma alışkanlığı ya da entelektüel şeyi olmayan, açlığı olmayan bir insan, o zaman yine şeye mi gidiyoruz? Yani alışkanlıklara, karaktere evet, falan. Evet, evet. Biraz evet. Yani böyle okuma alışkanlığı olmayan birinin ben ecel koç olacağım diye çıkmaması lazım. Hadi çıktı diyelim. Hani organizasyonun ona izin vermemesi lazım. Aynen. Yani bunu peki, araması gerekiyor. Şey, yani
neden Ecel Koç'tan bunu bu kadar çok bekliyoruz? Yani niye başka rollerden beklemiyor? Neden yani? Ya bir şirketteki bir yöneticiden de çok okumasını, entelektüel derinliğinin olmasını beklemez miyiz? Yani niye Ecel Koç'tan özellikle? Bekleriz de şöyle, Ecel Koç aslında en fazla hani şeyle falan karıştırıyor. Ecel Koç varken Scrum Master'a gerek var mı falan. Ecel Koç Scrum Master karşılaştırılması çok yapılıyor ama bence Ecel Koç'un en fazla şey yaptığı rollerden birisi de yönetici. Aslında hani Ecel Koç bazen o yöneticideki bir varsa bir koçluk yönünde veya bu hani insanları influence etme yönünde bir eksiklik kişisel gelişimde Ecel Koç bu açığı da kapatan kişi oluyor. Hatta onu da öğreten kişi, ortama getiren, bu da mümkün. Aynen. Böyle ama bir hayat da var diye. O yüzden de yöneticiden beklendiği gibi onu ikame eden Ecel Koç'tan olarak bekleniyor. Ya işte bir derinleştirsin istiyorsun. Bilgisini sürekli derinleştirsin istiyorsun. Ya bu acaba şey mi diyorum bazen de? Ya bu bizim fantazimiz mi? Ya biz böyle olsa en güzeli olacak falan diye mi düşünüyoruz? Yani yoksa çok ne bileyim, bilgisini çok fazla derinleştirmeden de azıcık bilgiyle çok fazla etki yaratabilecek, yani Pareto falan MVP'ye falan gitti. Ya azıcık diyemeyiz. Bence ben burada itiraz ederim sana. Azıcık olmaz da böyle aşırı komple bir hale falan, böyle mükemmel seviyelere gelmek için beklemek, harekete geçmek için beklememelisin. Ama her zaman bence o şeyi derinleştirmeye devam etmesin. Elindekini zaten kullan. Yani ne varsa sende onu kullan. Ama derinleşmeye de devam et. Yani bir yerden sonra Yunan radyosu gibi kendini tekrar etme. Şu anki olduğu gibi diyorsun. Peki o zaman bir sonrakine doğru harekete geçebiliriz. Sonuncusu benim yazdığım İlber Bey vardı. Evet. Hani böyle şey, bilgisi çok yüksek. İşte senin belki az önce yaptığın gibi. Çok fazla şey biliyor ve kendine güveni de çok yüksek falan böyle. Her şeyi biliyorum. Aşağılıyor bir diğerleri, de. Cahiller. Evet, cahil şeyi. O vardı mesela. Onlar da var. Görmüyoruz çevremizde. Var mı bir isim? Var. Sakallı oluyorlar. Paylaşmak istersen. Evet. Biz şimdi tabii Deniz'le oturduk. Programın adını falan koyduk, yayınlandı. Dedik, sonra paniğe kapıldık. Yeteceğiz lan, ne yapacağız falan. Yani. Sonra işte oturduk, bir araya geldik. Tolga aç, bilgisayarı aç, ne varsa. Resmi tatiller görün ya. Adam resmi tatil kovalıyor. Şimdi bitmedi. Çok güzel sorular da var. Sonrasında birkaç tane daha profil çıkardık biz. Özellikle bizim şirketteki koçları düşünerek. Ben şimdi bizim şirketteki arkadaşları gömmek istiyorum, izninizle. Ben arkadaşları mesela, şey diyeyim, tasvip etmediğimi şu ben, an objection yani. Dur, kayıtlara onu, geçsin lütfen, istiyorum. Lütfen, ben gömeceğim. Her şey söyleyeceğim. Kayıtlara profil, geçsin ben istiyorum. Ben ilk profilimi söylüyorum. Şu anda konuşmaya çalışan arkadaş, typo checker. Hayatta en büyük gayesi bu tiplerin typo bulmaktır. Typo buldum. Hey! Niye? Abi laf attın. Bak Duygu sis ya, işte Duygu sis. Tuğçe nerede Tuğçe? Ayrı bir kanalımız var. İmlaya dikkat lütfen diye. Select'te. Kalite kontrol edilmez, kalite yaratılır arkadaşlar. Typo evet önemli. Ecel Koç olmanın birinci kuralı bence. Neyse typo. D daki özellikle bu üçü. D daki. Ama typo checking bu şeyin Ecel Koçlu overall'ının önüne geçiyorsa ben buna dur derim. Ben bu dedikodusunu yaparım. Yüzüne yaparım yani. Böyle bir karakter olduğunu düşün. Neyse ya, bunların hepsinden hepimizde var zaten. Sonra ne demiştik? Ha, sevgi pıtırcığı var. Sevgi pıtırcığı. Her problemi iletişim, sevgi, saygıyla çözebileceğini düşünen profiller olabiliyor. Yani diyorsun ki abi takımın velocity'si işte şöyle çıktı. Evet, sevgiyle bunu şey, ya da velocity'yi ölçmüyoruz diyorsun. İçinde. Yani içinde olsa ölçer falan, karakter analizine falan, psikanaliz. Şey mi? Çiçek böcek Ecel Koç'u mu? Çiçek, sevgi pıtırcığı dedik işte. Böyle her şey çok soft tamam. Bakıyor her şeye. Yani bir denge olması gerekiyor ya genel olarak. Yani işin içerisinde mekanik kısım da var. Bireylerin etkileşimi, iletişimi var. Seninle ilgili kısım var. İşte
bir biz algısı var, hepsi var. O bütünleşik bakış açısı yerine genelde hep şeyde kalıyor, soft tarafta kalıyor diyebiliriz. Ama bir şunu da belirtmek lazım. Hani özellikle bu ecel metotlar genelde teknik taraftan çıkma ya, buradaki insanlar da, ecel koçlar da, insanlar da daha teknik oluyorlar. Evet. Aslında ciddi bir eksiklik oluyor bu taraf bence. Yani kesinlikle. Hani, formatımızda yok. Okullarda öğrenmedik. Daha önceki yöneticilerimizde görmedik. Hani en öğrenmeye şey açık var. Olduğumuz dönemde falan. Abi eskiden şey var yani, duyguya yer yok. Profesyonel evet, hayat. Evet, profesyonel hayat şey falan. O, işte öyle olunca o eksiklik de genelde oluyor. Bu tip ecel koşuya bence daha avantajlı. Onlar zaten var onda. O duyguya yönelmeye şey yapma. Aynen. Her duygu dediğimizde bir kafayı kaldırıyor. Seninle alakalı. Abi Deniz, Emma Charles geldi. Lan benim Deniz akrabamdır, girmek istiyorum diyor ama almıyorum Emma Charles'ı. Alma alma. Lan dediyse lan dediyse abi Türk'tür. Bence ispatlamış Türk olduğunu. Okay. Harry Potter. Evet. İşte teknik tarafı kapatmaları bence daha kolay onları. Doğru. Katılıyorum. Daha kolay bir taraftan. Bir taraftan da şöyle bir bence zorluk var. Özellikle IT takımlarında IT background'ı olmayan birisi geldiğinde o takımlar böyle saygı duymakta ilk aşamada bir zorlanabiliyorlar. Abi o bizim dünyamızı bilmiyor. Bir de engel de çözmen gerekiyor ya. Anlamazsan hani ne iş yapıldığını engel de çözemiyorsun. Evet, orada zorlanabiliyorsun. Diğer tarafta da business'a gittiğin zaman da çok IT kökenli bir koç varsa da orada da business tarafı ya o IT'ci zaten bizim dünyamızı anlamıyor diyor falan. Yani bu buna son verelim arkadaşlar artık. Yani bunun dışında şey dedik. Stakeholder Agile Coach. Yani ya evet, eventten ona... evente. Buna iyi bir şey bulamadıydık ya. Çok iyi ya. Böyle Agile Coach hani şey diyoruz ya. Teknik direktör gibi bir havası var falan bir taraftan böyle. Ama teknik direktörler maçtan maça takımla beraber değil. Yani sürekli takımla beraber. Maçta biz görüyoruz. Gerçi bir ara öyle bir teknik direktörümüz vardı milli takımda ya. Kim? Heading mi? Böyle ülkesine giderdi, sadece maçlarda gelirdi. Sadece maçlarda giden. Onu hatırlamadım tabii de. Ya çok iyiymiş. O adamı hatırlamıyorum yani. Stakeholder gerçekten bence bizim çok karşılaştığımız şeylerden, özellikle büyük transformasyonlarda herkes stakeholder agile koça dönüşüyor sanki. Paydaş gibi böyle geliyor, planning'de oturuyor. Bir iki bir şey yazıyor, gidiyor. İşte review, benim review'im var diyor. Review'e gidiyor. Yani hani sanki şey gibi yani, misafir ama bir taraftan da söz hakkı da var ya, onu da kullanıyor falan gibi. Halbuki review varsa ne bileyim bir gün önceden falan product owner'la bir konuşman, scrum master'la bir şey konuşman, ne bileyim birilerine bir sufle vermen, bakın akışı düşündün mü abi gel beraber bakalım deyip birazcık mentörlük etmen falan gerekiyor. Onları yapmıyor, işte daily'e gidecek. Takımla vakit geçirmen lazım ki o havayı anla yani. Aynen. Aynen. Bir sıkıntı var mı? Belki de tüm sıkıntılarını kendine tespit edemiyor olabilirler yani. Dış göz büyük bir avantaj aslında. Bu dijital dönemde özellikle uyandığı gibi toplantıya giriyor falan. O tür şeyler olabiliyor. Neyse. Yani tabii. Koçlarımız var o şekilde. Stakeholder koç dedik buna. Robin Hood var. Robin Hood Agile koç. Ya Deniz bir şey sorabilir miyim abi? Yani. Moderasyon hakkımı kullanarak gireceğim. Bu seans Ahmet'in fikriydi değil mi? Evet abi. Gizli bir ajandası var. Belli adam. Ya. Yok oğlum biz bunları birlikte düşündük. Bakın. Bakın elimde belgeler var. Gösteremiyorum şu anda. Tolga ben dedim ki yapmayalım abi ne alaka falan dedim. Abi benim ihtiyacım var dedi. Bana bu yardım yapman lazım. Yani... Yok lan gizli ajanda yok. Yok yok gizli ajanda yok. Yemin ederim. Okey. Robin abi bu açarsa. Ya şu birkaç taneyi de bitirelim sonra şeye geçelim değil mi? Slido'ya Tolga. Ne dersin? Ne diyorsun? Olur. Var geçelim. Sorular.
Boyanlı sorular da var. Arkadaşlara falan da sorabiliriz. Farklı bir tespiti olan böyle eğlenceli, aynen, şey yapan, değişik bir rol tanımlayan var mı? Gerek yok. Biz hepsini söyledik bence Deniz. Haklısın böyle bir da şeye gerek olduğunu düşünmüyorum. Yine de o sessizlik anını görmek istiyorum. Barış Balay'ı kaldırmış. Barış Balay. Barış Balay. Şey, indir o eğli butonuna basamadım. İndirdim. Şey koç var bir de ya. Bilmiyorum, ben biraz geç katıldım. Kusura bakmayın, duymamış olabilirim. Farkındayım. Kesin duymamışsındır Ecel Koç. Kimler geldi? Salağa yatan Ecel Koç. Ne denir bilmiyorum da. Tolga Kombak deniyor onlara. Işte. O çok iyi. O Tolga Kombak oluyor. Bir de şey var. Bir de şey var bunun. Hani bu salağa yatmayı şöyle yapan var. Hani soruya soruyla cevap veren. Arkadaşlar biz çıkalım mı? Hacı emekçiler kalsın. Barış, sediye ya gibi olmayalım. Evet, evet lütfen. Siz niye kendi aranızda feedback seansı yapmıyorsunuz abi? Böyle bir yeri kullanmayın bunun için. Abi biz şey, kendi aramızda feedback'i geçtik işte. Başkalarını da çağırıp feedback veriyoruz. Yani birebirle başlamıştık. Gittiğiniz şirketlerde arkadaşlar size yardımcı olsun feedback konusunda. Gardın mardın düzenleyip feedback veriyoruz birbirimize sahneden. Öyle gömme yani. Başka var abi şey, Robin Hood vardı. Ben onu söyleyebilir miyim? Evet, şu an Deniz Robin, yok başka. Robin Hood'a ne demiştik? Not almışım da. Abi hani takımla beraber hani zenginden alıp fakire veriyor. Takımı koruyor. Hep koruyor. Takımın yanında. Ona daha fazla şey verilmesi. Yani bunun iyi tarafı tabii takım seni çok sever. Hatta sana açılır falan demiştik. Hani onların güvenini çok rahat kazanırsın ama bu sefer de şirkete ve yönetime uzak kalırsın. Çünkü durmadan sistemi eleştiriyorsun. Yöneticileri eleştiriyorsun. Hani birazcık da onların ayakkabısını giyip bakmak lazım. Onları danışmak. Deniz haklar, sesin robot oldu. Özgürlükleri veya ne bileyim sorumlulukları alıp taşıyabilecek olgunlukta mı? Bakıyor mu buna? Kaldı. Ahmet koptu mu bu arada? Olabilir. Kaldı değil mi? Bir şeyler oldu. Geri kalanı biz şey yapacağız. Evet ya, oh ya, bir sustu. Ben mi kaldım? Şeyden gidelim mi Deniz biraz? Slido'dan gidelim mi? İstersen olur abi. Şöyle. Şöyle hemen okuyorum. Siz kendinizi hangi tip AC'ler, Ecel Koçlar olarak görüyorsunuz? Hangi tip Ecel Koçlar olmak için? Tolga, ekranı paylaşabilir misin? Ekranı paylaşırsan güzel olur Tolga. Paylaşırım tabii. Paylaş. Mesajlara da bakıyorum ben. Paylaşırım ama paylaşamıyorum. Neden? Bir dakika. Yes. Evet. Bak yine bak. Geldi mi? Hmm. Evet. Hangi tip Ecel Koç olmak için kendinizi geliştirmeye çalışıyorsunuz? Siz kendinizi hangi tip Ecel Koç olarak görüyorsunuz? En çok oy alan şu anda. 6 oy almış. Ben zaten siz derken herhalde Tolga, Ahmet'i kastediyorsunuz. Bence seni kastetti. Ben zaten Yunan Radyosu'yum. Kabul ediyorum bunu. Düzeltmeye de çalışıyorum. Birazcık daha alan açan, susabilen bir hale gelmek isterim. Güzel. Ben kendi eksiğini göremeyen Ecel Koç olarak görüyorum. Ama bu eksiğimi biliyorum en azından. Yani bir eksiğimi biliyorum. O da bu. Güzel. Peki. Sonunda içerideki herkesin tipini söyleseniz eğlenceli olur. Herkesi tanıyan 2-3 kişi vardır zaten. Gibi bir şey gelmiş. Bilmem. Yapalım mı? Girişelim mi öyle bir şeye? Ya zaten onları mesela hayvanlara benzetebiliriz. Ben elimdeki hayvanlardan yine. Adaptörlü hayvanlara. Mesela bu. Bu hayvan. Hadi. En çok oy olan bir de bu var. Var mı söylemek isteyen? Bir el kaldırarak şöyle şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben şöyle bir Ecel Koç söylemek istiyorum diye. Son dönemde Robin Hood'luk yaptığım konusunda feedbackler aldım. Oo, cesur. Cesur. Cesur bir hareket. Gerçekten ben de bunu yazarken
aklıma insanlar gelmişti. Teşekkürler. Feedback'i veren olarak yazman da iyi olmuş. Evet. Ya orada şey oluyor işte. Ya kendim, hepimiz yapıyoruz abi. Hepimizde olan bir şey. Robin Hood oluyoruz, kahraman gibi. Bazen şey bile oluyor. Yani product owner'dan takımı koruyan kişi durumuna geliyoruz falan. Yani product owner'dan takımı niye koruyorsun? Product owner, takım, onlar birlikte bir takım zaten. Asıl takım o yani. Onları takım haline getirmek oluyor amacımız. Bazı takımlar da kendilerini acındırıyorlar. O da olabiliyor yani. Bize çok kötü davranıyorlar. Bizi sürekli şey yapıyor falan gibi. O zaman takım da yetişkin davranmamış oluyor falan. Onunla da uğraşman gerekiyor. Yani hatta mi? Onu kendi yapamadıklarına da kılıf olarak da kullanma eğilimi olabiliyor. Aynen. Evet. Ve sen bu kadar öne çıkarsan takımın bazı şeyleri yapması için hani gerek kalmıyor ya, sen yapıyorsun. Aynen. Onlar bu sefer öğrenmiyorlar zaten. Kendini savunmayı öğreniyor. Bir de hep taraf olmak da şey yani, sonuçta bir dengeyi oturtmak lazım. Dediğim gibi yani bazen de şirketin yaşadıklarını da anlaman ve ona da yardımcı olman lazım. Hep böyle takımı korumak bence doğru bir hareket de değil yani. Evet. Barış yazmış. Ben son birkaç takımda stakeholder olduğumu söyleyebilirim. Demiş. Var mı başka itiraflar? Son birkaç mı? Bana 5 senedir lan son. Bir tane. Hangisini? Son 5 senedir 5-6 takıma gitmiştim. Bana bir tane geldi. Hangisine giriyor bilmiyorum ama çok didaktiksin dediler mesela bana. Didaktik. Ses subayı. Yani. Ha, evet. SS subayı demiştik biz de. Evet, SS subayı vardı bir tane. SS subayı. Ha, SS böyle diyor ki, bu böyle olur, şu şöyle olur. Saçmalamayın gerizekalılar falan. Bir içinden. Bu arada arkadaşlar, Zoom bombing'de bence bayağı efsaneler var ya. Adam kontekstli gelmiş. Be Agile Team diye birisi geldi az önce mesela. Ben de Türkçe isim ve soyadını yazar mısınız dedim. Zoom bombing yaşadık dedim, gitti. Yani kontekste uygun isimle geliyor falan yani. Bu arada şey yarın bayağı zorlanabiliriz yani. Evet, yarın Günter'in seansında birazcık sıkıntı. Evet, sanki bir güvenlik önlemi alacağız. 23 Nisan bir de. 23 Nisan ne alakalı? Onu hatırlatayım dedim. Peki hangi tip Agile Coach caizdir hocam? Hangi tip Agile Coach caizdir? Ekranını paylaşıyor musun? Abi ekran paylaştığımda participants listesini göremiyorum. Kapı yani şey resepsiyon. O yüzden ekranı paylaşmadım. Ama söyleyeyim, 3 oy almış. Hangi tip Agile Coach caizdir? Aynen. Ali Deniz'e şey demiş. Sol kulağına giden kabloyu arkadan değil de önünden geçirebilir misin? Bence ses daha iyi gelecek o şekilde. Gerçekten harika. Ali damgasını vurdu şu an. Kaydımızı. Detaycı ve tipik. Yaptım. Evet. Gerçekten iyileşti. Şöyle tutayım. Hangileri caiz? Abi hepsinin iyi tarafı var, kötü tarafı var yani. Birisi birinden iyi demek zor yani. Yani caizler grubu olabilir. Bence biraz farkında olmak yeter. Kendin hangisisin, hangilerini gösteriyorsun. Aynen. Bunun farkındalığı yeterli bence. Ya şey herkes olanlar var bence. Olamaz. Ya bir karakterle ilgili, yani kategorize edecek olsak bana göre bir karakterle ilgili olanlar var. Bir de şey var, alışkanlık ya da zaman kısıtı, iş yönetimi dolayısıyla, zaman yönetimi dolayısıyla öyle davranır. Mesela hani stakeholder aslında çok iyi bir koç olma potansiyeli, çok büyük değer yaratma potansiyeli varken toplantıdan toplantıya gidip şey yapıyor olabilir. Zamanını iyi yönetemediği için böyle bir noktaya evrilmiş. Bu bir sonuç çünkü. Ama şey, Monty daha şey gibi, güç geliyor bana şeyi. Onun değiştirilmesi biraz daha güç geliyor. Ya da işte 21 sayfa. Yani 21 sayfa zorlanabilirsin hakikaten. Yani çok az şey olmuş. Çok az bilgisi var.
Bilgi olmadığı zaman ikna etmekte de zorlanabilirsin. Çünkü yaptığımız şeyin içerisinde bir anlamda kendi fikrinle sentezlenmiş başka fikirleri ya da şu anki gerçeklikle sentezlenen bir teoriyi de satıyorsun yani. O da oldu. Ben 21 sayfada bir de şey sakıncası da görüyorum ya. 21 sayfayla yani Scrum Guide'la kalıp da sonuçta bu bir çerçeve ve aslında çok şeye müsait olmayan yanlış bir şeylere çekilmesi de müsait. Onu destekleyen altyapıyla daha başka okumalarla, örneklerle detaylandırılıp Scrum Guide'ı kendi kafasında yorumladığı şekilde çok yanlış öğretilerde ve koşluklarda da bulunabilir diye düşünüyorum. Aynen, aynen. Çok doğru söylüyorsun. Çok haklısın. Diyerek. Agile Coach overrated Scrum Master mıdır? Oo. Emma Watson. Neydi? Emma Charles. Emma Charles. Evet Deniz. Ben düşüneyim. Bence tam olarak Scrum Master'la özdeşleştiremez. Yani az önce şeyde söyledim ya, bir yöneticiye yardım şeyi de var. Yani nasıl diyelim, bir agile koçluğu düşündüğümüzde hani dört tane yaptığın şey var. Fasilitasyon, teaching, mentoring, coaching. Hani mentorluk ve koçluk daha çok böyle yani yöneticilerden de falan aranan özellikler ya. Bence o koçluk ortaya koyduğun zaman aslında biraz o tarafa yardım ediyorsun. Sistem kurmaya çalışıyorsun. Tabii hani harika, yani çok iyi noktaya gelmiş Scrum Master zaten başkalarına da öğretmeye başladığı anda zaten Agile Coach olmuş oluyor. Ben o yüzden biraz böyle birisi bir tane bir yerde okumuştum, hoşuma gitmişti. Scrum Master takımdan dışarıya agility getirirken Agile Coach dışarıdan takıma getirir diye. Evet, yani aynı şeye farklı yerden bakan iki göz gibi tanımlıyordu. Ben bu tanımı seviyorum mesela. Aynen. Ya overrated deyince ben de yani ikisi mesela şey, bizim Scrum.org'daki şeylerde, tayfada hani PST Scrum Master'lık yapıyor. Scrum Master. Yani biz yine kendi kafamızda bir hiyerarşik bir şeye oturtabiliyoruz. Yani Agile Coach daha tabii canım, Agile Coach daha şey falan gibi böyle. Öyle değil. Öyle olması da gerekmiyor. Yani bir Agile Coach olarak Scrum Master olabilirsin bir takıma. Hem de çok da iyi olursun. Şeyi düşünsenize yani. Şu anki Türkiye'deki Agile Coach'ların Scrum Master'lık, pure Scrum Master'lık yaptığını yani. Uçururlar takımı yani bence. Tamam mı? Yani çok çok daha etkin bir yöntem var. Agile Coach'un ama yapması gereken, yaptığı şu anda, biz Agile Coach olarak bir de yöneticinin doldurması gereken liderlik boşluğunu dolduruyoruz. Onu da yöneticiler yapabilse çok kolaylaşacak olay. Dönüşüm kolaylaşacak. Orada Agile Coach iki yerin boşluğunu doldurmak zorunda kalıyor. Öyle bir durum var bence. Bir de benim son bir şey söylemek istiyorum, ben eklemek istiyorum. Şey var, yani bilmiyorum, belki hepimizde yine olan bir şeydir. Kibirli ecel koçluk diyeceğim buna. Yani mütevazı olduğu zaman bile bakın ne kadar mütevazıyım falan gibi bir tavırla onu sergileyen kibir seviyesinde. Tamam mı? Yani onun da bir faydası yok hakikaten. Hani bazı havalı tipleri avlayabilirsin de overall'a baktığında bir dönüşüme, herhangi bir şeye liderlik eden bir profilsen eğer, mutlaka ve mutlaka şeye ihtiyacın var. Gönlünü alçaltmaya ihtiyacın var. Biz bunu böyle leadership programında da işliyoruz bol bol. Yani sadece mütevazı olmak, tevazu göstermek değil. Gösterilecek bir şey değil. Gönlünü alçaltarak bu işi yapman lazım ki gerçekten etkin olsun. Yoksa samimiyetten uzaklaştığını düşünüyorum ben de. Kalıcılığını yitirdiğini düşünüyorum. Hmm. Çok ciddileşti. Evet. Sevgili Anonymous. Evet hocam. Hep Anonymous sorular yazıyor. Anonymous takip sorusu yazmış galiba. Agile Coach underestimated yöneticidir diyebilir miyiz bu durumda? O zaman bu mu gibi böyle? Olay anlaşılmamış. Şu an coaching gitti. Coachingler kesildi. Peki. Son 4-5 dakikamız. Hocam Scrum mı Kanban mı? Ya Kanban. Kanban. Girelim mi bilemedim. Ya bu çok ayrı bir konu. Sevgili yazan Anonymous gene her zaman olduğu gibi. Scrum mı Kanban mı?
Var mı söylemek yorumlamak isteyen? Kısa da olsa. Tamam. Bu çok apayrı bir tartışmanın konusu yani. Deniz, sence yani iki tane yöntemden birini seçmek zorundasın ya da denize düştün. Scrum mı? Neden? İki sertifika aldın diye. Çünkü öbürkini çok iyi bilmiyorum. Yok, ondaki şey bana tehlikeli geliyor da abi. Yani en azından kendi gördüğüm örneklerde iyi yönetilemediğini hep gördüm. Hani start what you do now'la başlıyor. Yani neysen onunla başla diyor ya. Öyle tamam başlıyorsun ve hep öyle kalıyorsun. Yani bir şey evrildi, evrilecek. Tamam evrilecek. Ne zaman evrilecek? Yani benim ama bir an önce bir şeye ihtiyacım var ve elde potansiyel var. Potansiyeli kullanamama durumuna ben zaten isyan ederek bir şeyler yapayım demişim. Ve hani 3-4 ay, 5 ay, 6 ay elde var 0. Hep de böyle örnekleri gördükçe biraz böyle nasıl diyeyim? Olabilir. Yanlış büyük bir ihtimalle de güvenimi kaybettim diyeyim. Okey. Okay. Ecel konusunda çok başlangıç düzeyde, hatta nedir bilmiyor ama yıllardır yaşam koçluğu, yönetim koçluğu yapan bir profesyonel ecel koç, koçluğa nasıl evrilir? Bir profesyonel koç, ecel koçluğa nasıl evrilir gibi sanki ben öyle anladım. Bu soru, koçluğu... Özdemir burada mı bizim? Özdemir evet ya doğru. Bak çok güzel örnek. Özdemir olabilir ama nasıl? Ya öyle yok. Başladığı yok. İçin. Yok bu arada. Yok mu? Ha. Jaden geldi, onu da şutladım. Aha ekrana bir şeyler yaptı. Oha. Arkadaşlar görüyor musunuz? Görüyoruz abi. Hayda. Ben bir şey görmüyorum o. Ekrana çiziyor bir şey. Yine başladı bak. Nick Ursa. Allah Allah. Peki waiting room'dan da yazabiliyorlar o zaman. Evet, sen at bunu, gönder en iyisi. Bence iş kötüleşmeden, çirkinleşmeden çıkalım. Screen share'i kapat. Doğru. Abi gene gay bitch geldi gene. Ay Allah'ım yarabbim. Ben gay bitch'i de okuyunca gay bitch diye okunuyor. Allah'ım yarabbim. İyi. Hayfe subhanallah. Neyse konu Özdemir. Özdemir burada değil galiba. Düştü mü? Vardı. Evet. Profesyonel koç. Yaşam koçluğu yapan. Neydi? Yönetim koçluğu falan yapan. Deneyimi olan bir profesyonel koç, ecel koçluğa nasıl evrilir diye soru. Bu bomberlar gelmeden önce. Evet. Bilmiyorum ben. Bence teknik, yani ecel teknikler konusunun üzerine giderse çok daha rahat ya. Yani yönetim koçluğu, işte takım koçluğu, bunları falan bilen birisi. Zaten hani etkin dinleme, güçlü soru, bunları en çok zorlandığım yer benim gördüğüm kadarıyla. Ben de öyleyim. Başka koçlarda da gördüm genelde. Onları zaten yemiş yutmuş birisi bence çok rahat bu ortama girer. Çok da fark yaratır yani. Kendine koçluk yapabilir. Yani yaptığı şeyi kendine uygulayıp ne yapsam diye. Tabii ki teknikleri, pratikleri öğrenmesi lazım ama bence en kolayı o. Yani diğerlerinden daha kolay bence. Şey yani ben, şimdi teknikler mesela bu soru bu arada beni düşündü. Yani düşündürdü şey, ecel teknikleri öğrenmek yeterli mi? Mesela ecel delivery ile ilgili proje içinde olmak gibi, bu bir proje olabilir ya da bir takım olmak. En iyi deneyim aslında uygulamak ya. Ama bir yandan da öyle bir deneyim yoksa giremedi professional coach. Böyle bir dilema ama gibi sanki. Ama ben şeyle karşılaştırdım da Tolga. Yani şöyle düşün, birçoğumuz bu yola başlarken, yani bu söylediklerinin birçoğu bizde eksikti. Başladık bir yerden sonra yıllar üzerine ekleye bir noktaya getiriyor ve hala da işte bilmem kaç yılın ardından hala eksiklerim evet. Var diyorsun. Şimdi evet. Az önce tarif edilen kişi bence yani bana göre daha hızlı ilerler bu yolda diye düşünüyorum. Evet. Olabilir. Barış şey güzel demiş. Bir şey sormuş. Evet. Ben aslında yazdığımı sesli de söylemek istedim. Biz zamanında biraz hani belki de cahilliğimizdi falan. Böyle kendimize ecel koç dedik de hani belki de dememeliydik. Ben o noktadayım. Hani ecel koç evet. Ne zaman olur? Yani işte profesyonel koç olup da ecel koç olmak bana çok anlamlı bir soru gelmiyor o yüzden. Yani, ya da ne bileyim örnek dünyada Scrum'ı ya da Kanban'ı ya da ne bileyim işte dünyadaki bütün organizasyonları dönüştürmüş olduğumda
iyi bir agile koç mu olacağım? Ya da en iyi agile koç ben mi olacağım? Hani bunun ben bir yolculuk olduğunu düşünüyorum kendi adıma. O yüzden de emeği aldın durumda... ya abi Tolga. Emeği çıkartabilir misin? Aa o hayda evet çıkartırım tabii gene manyak. Adam Türkçe isim de vermiş kendine. Abi gerçekten ya. Ne demiş? Ne yapıyor herif? Ne yapıyor lan? Mekik mi çekiyor manyak? Bir şeyler yapıyor ama. Emek. Lan oğlum bak git. Allah'ım. Yani doğru, doğru küfürleri biplemek zorunda kalıyoruz kayıtta. İnanılmaz ya. İnanılmaz. Dolayısıyla ben şey hani konuya geri dönecek olursak ne zaman Ecel Koç olunur? Olduğum demek bence onu da değerlendirme oradan bakmak ya lazım. Ben buna şey diyeyim şimdi burada aslında Ahmet burada bu, kitap yazınca deyip kapatacak mıyız? Bir geri adım atalım da şey var hakikaten geri adım atmış oluyorsun. Şu anda şeyin kendisine Agile Coach diyen insanların profillerine bakıyoruz. Belki bu bir şey de olabilir. Çok derin bir konuşma değil mi bu? Hani şu anda kısa bir cevap verebileceğimiz bir şey mi Barış? Sen ne diyorsun? Yani kesinlikle değil yani. Çok daha temel. Ne zaman koç olunur dedi. Evet. Yani. Aynen. Yani ben buna hiçbir zaman tam olarak Ecel Koç oldum diyemezsin diye diyebilirim ama ne zaman bence Ecel konuya şöyle bence şöyle yaklaşabiliriz mevzu. Yani Ecel Koçluk hani tek bir state değil ki. Aynen. Yani evet. Başlangıç seviyesi var, daha iyisi var, daha iyisi var. İşte az önce Barış bir şey çizdi. Hani en iyisi gibi var. Şey gibi, evet. Ya ben kaleci... Kendi olgunluk şeyin yani. Ben kaleciyim mesela. Ne zaman kaleci oldum? Çok yani kötüsü var, iyisi var işte. Yani kalecilik yapıyor muyum? Evet. Onun gibi biraz da. Ama iyi agile koçu tanımlamak ayrı bir session konusu bile olabilir bence yani. Güzel halı saha kalecisi ben kaleye geçeyim dediğin andan itibaren olursun. Aynen öyle. Çünkü zaten kimse kaleye geçmek istemiyor. Bu çok iyi. Birçok ecel dönüşümde böyle oluyor işte. Sen kaleye... Evet yani. Ben kendi adıma öyle söyleyebilirim yani. Hadi ben kaleye geçeyim de geçtim yani ecel koçla. Aynen. Bana şey başlıyor. Bağırmaya başlıyor. Allah'ını seven defansa gelsin. Sonra da o vaziyettir. Tolga bastılar şu anda meeting'i. Ya evet farkındayım abi. Sürekli olmaz. Ben anlamadım. Bence biz çıkalım onlara bırakalım ortamı. Eğlensinler. Evet. O da... Bir engine falan mı? Çünkü evet. Sürekli geliyor gidiyor falan. Ben şey yapayım. Yavaştan da kapatalım bu arada. Evet 19.04 oldu. Zamanımız da sonlandı. Şeyi recording'i de durduruyorum. Okeydir. Küfür mü edeceksin gelen şeylere, bomberlere? O yüzden mi durduruyorsun? Yok genel herkes. sana küfür edeceğim. Ya küfürlü konuşacağım o yüzden. Başlayacağım bu koçların şeyine falan.